Evet Fatih, rüzgar hızını yeniden arttırmaya başladı. Zaten o saat 11 olduğunda rüzgarın hızının 30 kilometreye çıkacağı söyleniyordu. Şu anda biraz önce baktım, saatteki hızı rüzgarın 32 kilometreye ulaşmış durumda. Evet, rüzgar hızını arttırıyor ama öte yandan da ekipler havadan ve karadan, zaten şu an ekranlara da geliyor. Kameraman arkadaşım Yusuf Beşli ekranlara getiriyor. Havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor. Cansiperane bir şekilde mücadele ediyorlar yeşil vatanı korumak için ekipler. Dün akşama dönelim hemen Fatih. Yangın 3 noktada çıktı dedik. Saat 22.02'de çıktı. İşte o deniz kuvvetlerine ait İHA'larla belirlendi. Alevlerin ilk tespiti o şekilde yapıldı. Ve 8 dakika sonra da saat 20.10'da ilk müdahale gerçekleşti ki hemen her yayında vurguluyorum. Orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli bir başarı bu. O alevlere, o ilk anda işte Kızılçam ormanlarına, Türkiye'nin akciğerlerine, dünyanın akciğerlerine, bu coğrafyaya yapılan bu müdahalenin bu denli hızlı olması hayati önem taşıyor. Şöyle ki aynı zamanda hayati önem taşıyor. Çünkü bölge çok engebeli bir arazi. Yani karadan müdahaleyi ne kadar başarıyla gerçekleştirseniz de öğle noktada... Yüzündeki sesten geçenlerin helikopter ve uçak olduğunu da... ...dan da kamumuzun bütün OGM başta olmak üzere Orman Genel Müdürlüğümüzün kendi envanterindeki arazözdür, dozerdir, diğer iş makinalarıdır. Aynı şekilde DSİ'mizin makinaları ve de AFAD'ımızın vermiş olduğu destek. Bu çerçevede de yerde de çok güzel bir çalışma var ve uyumlu bir çalışma var. Bunun da belki altını çizmek gerekir. Çünkü geçtiğimiz Türkiye'leri bazen yaşayarak da öğreniyor. Ama AFAD'ımızın koordinasyonunda özellikle kurumlar arasında bir güzel ahenk, uyum, birlikte bir çalışma başarılı bir şekilde yürütüldü diye biz sahada Sayın Süleyman Soylu Bakanımızla birlikte sağ olsun dün gece beraber geldik. Geldiğimiz andan itibaren de sürekli zaten vatandaşlarımızla sahada birlikte olduk. İnşallah bugünkü beklentimiz, tabii şu anda bir miktar rüzgar da var. Bu rüzgarın mutlaka olumsuz etkisi olacak ama en azından rutubet ve hava sıcaklığı konusunda geçtiğimiz yıla göre daha pozitif durumdayız, olumlu durumdayız. Temennimiz bugün bu işin neticelenmesi. Da ihtiyatlı hareket ederek bunu belki ifade etmeliyiz ama büyük ölçüde yangın bir kontrol altına alındı diyebiliriz. Ama bu neticede yangın ve de bu esintiyle bir yerden başka bir yere sıçraması, bunlar da mutlaka söz konusu olabilir. Belki şunu da belirtmekte yarar var. Bugün sabahleyin biz bu yangınla mücadele ederken Datça'da bir yangın çıktı malumunuz. O yangın söndürüldü. Sonra Fethiye'de bir yangın daha çıktı. O da belirli ölçülerde kontrol altına alındı. Onun da artık iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Ben sizin aracılığınızla da yanımızda da her daim destek Soylu Bakanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. AFAD'ımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'de buna destek olan bütün paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi bu tür facialarda, sıkıntılarda, kederlerde, yani sevinçte gösterdiğimiz gibi buralarda da bir dayanışma örneği sergileyerek göstermemiz gerekiyor. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Yine sağ olsun. Teşkilatlarımız burada. Valimiz yine aynı şekilde. Emniyet teşkilatımız burada. Onlara da ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyada bazı hesaplardan
Efendim, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte kameraların karşısına geçti ve çok önemli ifadeler kullandı. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz dedi. Bu çok önemliydi ama bir ihtiyat payı da bıraktı.